Kıymetimizden güvenimizi... Çok teşekkür ediyoruz ve aramızda çok kıymetli isimler var. Salihli Belediye Başkanımız Mazlum Nurlu aramızda. Büyük bir alkışla sizleri, onları selamlıyoruz. Sizden bunun için destek istiyorum. Evet, Mazlum Nurlu. Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın aramızda. Büyük bir alkışla sizleri selamlıyor. Gördes Belediye Başkanımız İbrahim Büke aramızda. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Manisa Milletvekilimiz. Evet, komşu ilçemiz. Komşu ilçemizin belediye başkanı Tahsin Akdeniz aramızda. Yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Manisa Milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu aramızda. Durmak bilmeyenlerle. Manisa'mızın milletvekili Bekir Başevirgen aramızda. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi. Kıymetli parti meclisi üyemiz şimdi Yalçın Görgöz aramızda. Gücümüz Türkiye, işimiz. Parti meclis üyemiz Ali Abbas Ertürk aramızda. Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba aramızda. Ülkem güzel mi güzel? İl Başkanımız, Manisa İl Başkanımız, büyük bir alkışla İlksen Özalper aramızda. Yakışmaz bize işimiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli genel başkan yardımcısı Ensar Aytekin aramızda. Büyük bir alkış istiyoruz kıymetli genel başkan yardımcımıza. Ve yine kıymetli genel başkan yardımcımız Gökhan Zeybek aramızda. Evet, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Onları aşağıya alıyoruz. Yaptığımız işten alıyoruz. Evet, çok güzelsin Alaşehir. Şimdi Türkiye'nin umudu, Manisa'nın gururu, genel başkanımız aramızda. Onu karşılamaya bu güzel günde, bu güneşli meydanda hazır mısın Alaşehir? Hazır mı Alaşehir? Türkiye İttifakı'nın mimarı, Türkiye'nin umudu, genel başkanımız Özgür Özel. Coşkuyla alkışlıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'nin umudu, Özgür Özel. Yaptığımız işten alıyoruz. Güzel Alaşehir'in, bereketli Alaşehir'in, çalışkan Alaşehir'in, Atatürkçü Alaşehir'in güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle biraz önce Sarıgöl'deydim. Şimdi Alaşehir'deyiz. Bizim programımız ilçe başkanlığını ziyaret, ardından belediye başkanlığını ziyaretti. Ama sağ olsun ilçe başkanımız, ilçe yönetimimiz ziyareti birazcık kalabalık tutmuşlar. Çok memnun oldum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu coşku 31 Mart'ın coşkusudur. Bu coşku 47 yıldır birinci parti olmayı özleyen Cumhuriyet Halk Partililerin coşkusudur. Ben öncelikle ilçe başkanımıza, ilçe yönetimimize, İl başkanımıza ve kampanya boyunca emek veren her bir üyemize
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ahmet Öküzcüoğlu 2017 yılında adaşı ilçe başkanı Ahmet Başkanım tarafından bana diş hekimi Ahmet Öküzcüoğlu'nu ikna edersek biz Alaşehir'i alırız demişti. Ben de demiştim ki Alaşehir'i almak için çok önceden çok iyi bir adaya ihtiyaç var. Gittik, konuştuk, ikna ettik. Türkiye'nin ilan edilen ilk belediye başkan adayıydı. 1,5 yıla varan bir kampanya sürecinde gitmediği köy, mahalle, çalmadığı kapı, görüşmediği kimse kalmadı. Zaten geçmişten kayınpederi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kendi babası merkez sağın sevilen sayılan isimlerindendi. Erkin Türker bizim büyüğümüzdü ve öyle bir başarı elde etti ki geçen seçimlerde Manisa'nın en büyük sürprizini yaptı. Ama bu sene aday olduğunda kimileri Alaşehir'de zorluklar var diyordu. Ama ben şundan emindim. Ahmet Öküzcüoğlu temiz belediyecilik yaptı. Çalışkandı, dürüsttü, şeffaftı. Birileri gibi bir partiye üye olanların sadece kendi gençlik kollarının değil, bütün Alaşehir'in belediye başkanlığını yapmıştı ve inancım, güvencimi hiçbiriniz boşa çıkarmadınız. Ahmet Öküzcüoğlu bu sefer iki kişinin birinden de fazla %53 oyla seçildi. Kendisini kutluyorum. Evladım, disipline verirler sizi. Oku oku diyor, kamera çeksin diyor. Derdimiz okul değil, sizsiniz yazmış. Derdimiz okul, önce okuyacağız. Bizim Ahmet Başkan'ın işi gücü Alaşehir. Benim işim gücüm Türkiye. Sizin de işiniz gücünüz, okulunuz dersleriniz. Haydi bakalım gençleri bir alkışlayalım. Bu arada Alaşehir gençlik kollarımız yıllardır çok emek verirler. Çok çalışkandırlar. Pankartlarını görüyoruz, alkışlıyoruz ve pankartı indiriyoruz. Değerli Alaşehirliler, biz 31 Mart akşamı Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir zafer elde etmedik. Kazanılan başarı hepimizindir. Kazanılan başarı adayımız Ahmet Öküzcüoğlu'nun Alaşehir ittifakını sağlamasının ürünüdür. Biz Alaşehir'de elbette siz aslan sosyal demokratlardan oy aldık. Ancak Alaşehir'de gönlünde gözünde güneş olan iyi insanlardan, geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nde olan demokrat ülkücülerden, milliyetçi demokratlardan oy aldık. Geçmişte AK Parti ile yola çıkan ama son zamanlarda yalandan ve haramdan bıkan, uzaklaşan muhafazakar demokratlardan oy aldık. Dünya kadar göç alan Alaşehir'imizde biz vatanına, milletine, bayrağına saygılı Kürt demokratlardan oy aldık. Biz Alaşehir'de Alevisinden, Sünnisinden, Pomağından, Göçmeninden, Lazından, Çerkezinden, biz Alaşehir'de bütün Alaşehir'den oy aldık. Alaşehir İttifakı kazandı. Türkiye İttifakı kazandı.
Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu seçim başarısı bizleri asla şımartmayacak. Bunu bir zafer olarak görmüyoruz. Bunu sadece ve sadece bizim omuzlarımıza yüklenmiş bir vazife ve gelecek doğru Türkiye adına yakalanmış bir fırsat olarak görüyoruz. Bu fırsat bizlerin evlatlarını işe yerleştirme ya da yandaşlarını zenginleştirme, ona buna ihaleleri peşkeş çekme fırsatı değildir. Biz hep beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini değiştirme, tarihini yeniden yazma fırsatını yakaladık. Bu tarih artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi dediği köylülere al ananı da git diyenlere inat, köylüyü, çiftçiyi, hayvancılıkla uğraşanları yalnız bırakmayan, onlara sahip çıkan Cumhuriyet tarihini, esnafı, ahi evranın torunlarını, dürüst çalışkan esnafı siftahsız bırakanlara sahip çıkmak için, artık onlar için yeniden Cumhuriyet'in temel değerlerini sahiplenmeyi, emekliye 10 bin lira verip açlığa, yoksulluğa itenlerin 10 bin lirayla kira verse aç kalacak, karnını doyursa sokakta kalacak emeklinin sesini duymak için, Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir, kimsesizlere, sahipsizlere, unutulanlara, yoksullaştırılanlara, iflasa sürüklenenlere sahip çıkmanın fırsatını yakaladık hep beraber. Bunun için çok çalışacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde yeniden birinci çıkarak, bu haritada gördüğünüz kırmızı yerler yetmez, bütün Türkiye'yi kırmızıya boyayarak, ortasına ay yıldızlı al bayrağı koyarak Türkiye'nin yüzünü güldürmeye, Atatürk'ün partisini iktidar yapmaya geldik. İktidar yapmaya. Herkes şunu bilsin ki birileri kavga etmek istiyor. Etmeyeceğiz. Birileri laf dalaşı istiyor. Yapmayacağız. Birileri gündem saptırmak istiyor. Bu oyuna düşmeyeceğiz. Kavga isteyenle kavga şöyle olacak. Öyle kimlik siyasetinde kavga, günlük siyasette kavga, atışma, hakaret, birbirine iftirada yarışma değil. Kavga edeceksek çiftçiler için edeceğiz, işçiler için edeceğiz, emekçiler için edeceğiz, emekliler için kavga edeceğiz. Ve elbette, elbette her geçen gün biraz daha meydanlarda bizimle olan, heyecanlanan, partimize koşturan gençlerin kaybolan umutlarını yeniden canlandırmak için, gençlerin dünyanın gelişmiş ülkelerinde değil, bu güzel ülkede hayal kurmalarını sağlamak için, gençler ki Atatürk Cumhuriyeti onlara emanet etmiştir,
onların geleceğine sahip çıkmak için hep birlikte çalışacağız. Bundan sonra vatandaşın gündeminde olmayan hiçbir gündemle meşgul değiliz. Yoksulluk bizim gündemimiz. İşsizlik bizim gündemimiz. Kimsesizlerin kimsesi olmak bizim görevimiz. Ancak lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz. Bu ülke kendi kaderine kendi karar verecek. Bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine ikinci yüzyılda görevi verecek. Yeniden cumhuriyet, yeniden demokrasi ve yeniden güçlü, müreffeh, zengin bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Size bunun sözünü veriyorum. Bunun sözünü veriyorum. Ve biz bu seçimi biraz önce söylediğim gibi Türkiye İttifakı ile kazandık. Türkiye İttifakı bir büyük ittifaktır ama partiler arasında kurulmuş değildir. Türkiye İttifakı sandıkta kurulmuştur. Türkiye İttifakı Alaşehir'in Cumhuriyet Meydanı'nda kurulmuştur. Türkiye İttifakı tarlalarda, fabrikalarda, Türkiye İttifakı köylerde kurulmuştur. Gönüllerde kurulmuştur. Türkiye İttifakı Türkiye'de milli takım gol atınca sevinen herkesin ittifakıdır. Türkiye İttifakı filenin sultanları şampiyon olunca İstiklal Marşı'yla şanlı bayrak göndere çekilirken kızlarımızla birlikte ağlayan herkesin ittifakıdır. Türkiye İttifakı adını güzel ülkemizden, renklerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alır. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. En büyük, en büyük, en büyük. Şundan emin olun ki günü gelince yine Türkiye İttifakı kazanacak. Günü gelince yine Türkiye kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. AK Partililer, siz bizim milletimizin birer ferdisiniz. Biz sizi asla itmedik, asla itmeyeceğiz, asla bu memleketin ötekisi yapmayacağız. MHP'liler, geçmişte yaşanan her şey bir yana, son yıllarda yaşanan Alaşehir gerilimleri bir yana, biz temiz bir sayfa açıyoruz, yeni bir sayfa açıyoruz ve bundan sonra tartışmaların, gerilimlerin değil, bu güzel Alaşehir'de, bu güzel Manisa'da, bu güzelim memlekette hep birlikte barış içinde yaşamak için herkese kucaklarımızı açıyoruz. Belediyenin kapısı ardına kadar açıktır. Gönüllerimiz ardına kadar açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları ardına kadar açıktır. Zira Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş, kurucuları bu ülkenin de kurucuları olan kahramanlardır. Cumhuriyet Halk Partisi o yüzden baba evidir. Baba evi herkesin içine doğduğu, kiminin ileride ayrıldığı, kiminin kaldığı,
kiminin Irak'ta oturduğu, kiminin yakında oturduğu, kiminin büyüğünü aradığı, kiminin küçüğüne razı olduğu. Ama herkesin çayının demli olduğunu bildiği, çorbasının kaynadığını bildiği, bacasının tüttüğünü bildiği, başım sıkışırsa baba evi orada diyebildiği yerdir. Zorda kalırsam baba evine dönerim dediği yerdir. Şimdi gün o gündür. Baba evinin kapısı ardına kadar açıktır. Arkamda gördükleriniz bu partinin yöneticileri, bu partinin üyeleri bugüne kadar o çorbayı kaynatanlardır. O baca tütsün diye odun çekenlerdir. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Ama baba evine dün baba evinde olmayıp bugünden gelene, içine girmese de yakınında durana, CHP üyesi olmasa da oyunu verene diyorum ki bu ev benim kadar senindir. Çünkü buranın tapusu ne bendedir ne bir başkasındadır. Bu evin tapusu Ecevit'te de yoktu, rahmetli İsmet Paşa'da da. Bu evin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunun için bundan sonraki süreçte artık siyasi kavgalar değil, birlikte mücadelelerin dönemidir. Atanmayan öğretmene de, staj ve çıraklık mağduruna da, emeklilikte kademe bekleyene de, 9000 gün yüzünden emekli olamayan Bağkurlu'ya da, hak ettiği primi alamayan, bugün üzümcünün, bağcının sıkıntılarının çözülmediğini, yapraktaki, üzümdeki sorunları biliyoruz. Çiftçinin mücadelesini hep birlikte yürüteceğiz. Esnafa da, emekçilere de, emeklilere de hep birlikte sahip çıkacağız. Bu ülke yoksulluk çekecek bir ülke değildir. Bu ülke işsizlik çekecek bir ülke değildir. Dört tarafı, üç tarafı güzel denizler olan, her zaman turizm için uygun bir yeri olan, genç nüfusu olan, 600 yeraltı zenginliği bulunan, mineraliyle, vitaminiyle, cevherleriyle, madenleriyle, petrolüyle her tarafından bereket fışkıran bu ülke, kendinden çok daha mağdur ülkeler varken onların onda biri emekli ücretine, beşte biri asgari ücrete asla razı olamaz. Yarın birlikte mücadelenin günüdür. Yarın artık kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı gündür. Yarın Alaşehirli üzüm üreticisinin, bağ üreticisinin, Alaşehirli çiftçinin hakkını alacağı gündür. Ben burada ilk kez size Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak hitap ediyorum. Hepinizin bugüne kadar vermiş olduğu tüm desteklere minnet duyuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. İyi ki Manisalıyım. İyi ki sizin evladınızım. Ve örgütümüze, ilçe yönetimimize, belediye başkanımızı, onun hizmetlerini, onun kadrolarını emanet ediyorum.
belediye başkanıma Alaşehir'in yoksullarını, Alaşehir'in gençlerini, Alaşehir'in emeklilerini, Alaşehir'in çiftçilerini, Alaşehir'in güzel insanlarını emanet ediyorum. Ve Alaşehirlileri Evliya Çelebi'nin gelip de gördüğü ne âlâ şehir dediği bu âlâ şehrin ne âlâ insanlarını en âlâ insanlarını Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizi seviyorum. Hep birlikte başaracağız. İyi ki varsınız. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Sizin için çalışacağım. Ve bu partiyi iktidar yapıp size borcumu öyle ödeyeceğim. Sağ olun, var olun. Kadın Kolları Başkanımız Sayın Zeynep Gül, çiçeğini vermek üzere Sayın Genel Başkanımıza buraya davet ediyoruz. Büyük bir alkışla. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, işte Alaşehir. Çalışmaya aşığız, durmak daha güzel baharlarda, işimiz, daha güzel baharlarda, daha güzel baharlarda bu meydanları bize doldurmaya işimiz, hazır mısınız? Hep birlikte bir selfie alalım, şöyle durmak bir bayrakları görelim. Arkada şöyle bayraklarımızı görelim. Kırmızı beyaz bayraklarımızı. Güvenimizi yaptığımız işten çok teşekkür alıyoruz. Ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Daha güzel yarınlarda görüşmek üzere. Hoşça kal Alaşehir.